Herkese selam dostlar. Bugün IS6 ile oynuyoruz. Şöyle YouTube kanalında bir oylama başlatmıştım. Yakın zamanda bir tank oynanışı gelecek diye. İki seçenek koydum. Birisi IS6 idi. Bir de İsrail'de şu M51W versiyonuydu. Ama en çok bu isinildi. Yaklaşık 173 oranda. Ve bu tankla oynayacağız şimdi. Şöyle biz birazcık çalıyı abarttık gibi ama önden baktığımız zaman yani pek fazla belli olmuyor. Şimdi şuradan bir özelleştirme yap diyelim. Çalısız halinde bir görüntüleyelim. Şöyle keskin hatlara sahip. Kolay kolay kendi seviyesinde delinmiyor. Birkaç tane hassas noktası var. Şu kısımdan veya şuradan tam birleşim yerinden rahatlıkla tekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim. Mesela örnek olarak buradan bir zırha bakalım. Ön tarafta 100. Şuralarda 100, yan taraflarda 120, taret zırhı 150. Kendi seviyesinde güzel bir zırhı var. Alt taraflarda 120. Şimdi şuradan koruma analizine gelin. Mesela karşımıza Alman geldi diyelim. Alman'dan da Tiger 2 Henschel'lar H modelleri geldi diyelim. Şöyle şu kısım komutanı alıyor genellikle. Güzel. İki kişiyi aldı. Sonra tam şuraya tutturabilirseniz buradan da sürücü veya mühimmat da atabilirsiniz. Böyle bir tank. Lafı fazla uzatmayalım. Eğer sorularınız varsa YouTube'da videonun altında da sorabilirsiniz. Hemen bir oynayışa geçelim seriden. Şimdi gençler böyle bir harita geldi. Taktiğimiz şuraya gidip bu taraftan gelen düşmanları kesmek. Daha çok savunma odaklı basmamıza gerek yok. Biz bölgeyi savunalım. İlla bizden bazıları çıkıp şöyle gelip buradan bu bölgeyi alabilirler diye tahmin ediyorum daha doğrusu. Şöyle gidelim. Bu arada hangarda söylemeyi unuttum. 122'lik topu var. Şöyle gidelim. Kendi seviyemiz geldi. Evet, kendi seviyemiz. Şöyle kendi seviyesinde bayağı iyi bir tank. Ama bir üst seviyeye geldiğim zaman yeni uçlu mühimmatlar olan tanklar oluyor 8-0'da. Onlara karşı zırhın pek bir anlamı kalmıyor. Rahatlıkla deliyorlar. Ama kendi seviyesinde kolay kolay delemiyorlar. Hassas noktaları bilmiyorlarsa. Zaten biz hangarda da göstermiştik. Şöyle bir çalı oyunu bayağı bir abarttık. Bir de ormanlık harita olsaydı tadına yenmezdi. Ama bu harita da iyi. Şimdi rakip şöyle bir şey de yapabilir. Şuradan dolanıp şu dış halkadan da bize kesmeye çalışabilir. Biz daha çok iç hatlarda kalmaya çalışacağız. Oradan bir tankımız gitti. Oy, baktığım ölüyor. M56 öyle gitsin. Biz şuralara bir bakalım oğlum. Zaten orada bir spotlandı biri. Şurada sesi alıyorum da gösterip de çıkmıyor şu an. Kolay kolay çıkmaz da. Fake attı. Damlıyı aldı. Bas geri. Bas 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 bas. Şöyle çukura gel. Açılma. Açıkta kalınca fena indiriyorlar. Bizim T29 T129 diyecektim bir an, biliyor musunuz? Alır herhalde. Bu arada mürettebat biraz stok. Ya gitti. O da gitti. Ölü taklidi yapalım. Ne kadar inandırıcı olur bilmiyorum. 10 saniyemiz var. Rakip basıyor. Birazcık geri çekeceğiz mecbur. Şöyle geri geleceğiz. Mecbur. Önden basıyorlar. Arkadan daha destek gelmedi.
Şu kısımda bir tank var. Soldan da basıyor. Şurada bir tank daha var yalnız. Açıktayız. Geri gel. Şuraya bir atsam kendimi rahatlayacağım da. Sesi aldık gene de. Durdu o da. Ayda. Güzel frenledi. Yakında bir tane daha var. Palet gitti. Delemedik. Şu an zırhımızın dayanıklığına gönüyoruz biraz. Ama rakip basmış. Şuradan çıktı adam ya. Tabii bir şey olmaz. Hangisini sabitlersek sabitleyelim mi? Son 16 saniye. Çok kalabalık oldular burada. Gene namlu gitti. Bizim takım nerede ya? Karşıdaki adam da sürekli namlu alıyor. Biliyor işi. Yavaş yavaş yaklaşıyor bak. Şuradan değil de arkadan dolanıyor. Biz daha fark etmedi yeri. Basıyor. Şöyle ilerleyelim. Bir reload yapalım. Bak. Yılan gibi kıvrılıyor adam. Keşke sisim olsaydı. Tehlikeli bir hamle.
Bu adam işi biliyor ya. Ama öldü. Bizi çok oyaladı. Ama karşıdakini tebrik etmek lazım. Bizim bastığımızı gördüğü an direkt adam konum değiştirdi. Selamünaleyküm. Şu onu da aldık. Şurada da bir ses alıyorum ama. Tamam, bizden o. Şurada birileri var mı? Ok gibi. Bomba geliyor. Yavaş yavaş düşman base'ine doğru gidiyoruz. Kötü oldu. Şuradan sekip oraya gitti. Basıyor. Bas geri. Safe oynamakta fayda var. Selamun aleyküm. Şimdi gitti. Böyle gel. Bu tankı sevdim. Bunu da oynarım ben gene. Ya gerçek savaşlar birazcık akıl oyunu diyebiliriz. Adam basit diye rushlamıyor direkt. Herkes bir taktik peşinde. Şuradan bir atış geliyor ama görüşümüzde değil. Bir dakika. Tamam, bizim seps. Bizim tanklar. Çok güzel vurdu adam. M41. Şöyle çukura gel. Tamir olun burada. 46 saniye. Aa, deliyorduk az daha. Bir dakika. Şunun paletini alabilirsek süper. Bizim bir tank gidiyor ama. Yani zırhın önemi. Artık bundan kurtaramayız. Aa, bundan da kurtardık. Tamir ol. Tank diye bir şey kalmadı. Arkamızda krater açıldı. Hala da devam ediyoruz. Motor çalışmıyor zaten de şurada. Geliyor. O bize bakmaz. Bizim orada zaten bir eleman var. Biz şöyle şu tarafa doğru bakalım. Şurada bir kişi var. Onu da alabilirsek mükemmel olacak. A'yı alırsak maç beter. Hadi.
Nerede nerede? Öldü mü? Ölmüş. Şimdi bir rakibe bakalım kaç kişi kaldı. Gene birkaç kişi var. Bunlar farklı bir konumda yalnız. Şurada bizim bir tank tamir oluyor. Büyük ihtimalle kilisenin arkasında var. Yukarı sıkacaktık biraz. Adam kaçtı. Neyse, uçaksa var. Spotladı bizi. Bas ileri. O orada kalsın. Şuradan tank geliyor çünkü. Tank değil, uçaksa var. Noob. Bizim diğer tank gelene kadar çabuk çabuk. Kaçıncı tamir oldu? Oo. Büyü bozuldu. Şunu al. Gel şöyle. Bu sabaha kadar sıkar. Geliyor. Bizim T-34-85. Namluyu kırsana. Şöyle gel. Hadi. Şu an başka tank gelmeden rahatız. Öl. Başka. Şuradan bir tank geliyor. Dediler bizi yalnız buraya. Bu arkadan da olacak büyük ihtimalle. Şuradan da geliyor. Boşuna Stalinyum demiyorlar. Top çatışından öldük. Tam kupaya girmiş ama güzel girdi. Daha yedeklememiz var. Bunu kullanabiliriz. Bizim B tarafında da fazla tank kalmamış. Şöyle yedek de bastık. Şöyle bir ilerleyelim. Kendi seviyesinde aşırı OP bir araç. Şöyle devam. Çünkü buradan ilerleyen kişiler vardı. Ya direkt B'yi bozmaya çalıştılar kısası. Devam.
sıkıntı yok gibi. Gördüm. O da beni gördü. Selamun aleyküm. Gel bakalım. Evet. O da gitti. Tamam, bunlar bizim çocuklar zaten. Başka başka başka. Şu sağ tarafta ses var. Galiba oradalar. Biraz yıpratma savaşı oldu. Bu savunma tarzı haritalarda maçlar uzun sürebiliyor. Çukurdan mı ilerliyor? Ne yapıyor? Anlamadım da. Sesi buralardan geliyor. A'yı alacak bizimkiler zaten. Rakip bir kişi kalmış ya. Körev mi varsak ne yapsak? O bir kişi de gelir bizi vurur şimdi. Yanlışlıkla sıktım. Bir de var ya bu maçta booster açacaksın mis gibi. Şurada adam da. Oradan çıkmaz artık. A da gidiyor. Hadi A'yı da kepleyelim. Kaç? 8 kilo var. Bir de kepten puan alsak. Güzel bir getirisi olur gibi. Şöyle gel. O da gitti zaten. Kimse kalmadı. Bakalım ne kadar verecek. Ama genel olarak şunu söyleyeyim. Kendi seviyesinde güzel iş çıkartıyor. Biz bunu filo maçlarında da sık sık karşımıza gördük. Bizim takımımızda da var hatta AS6'lar falan. Ama aşırı OP bir araç. Kolay kolay yani bomba yedi, şey yedi. Dedim artık öldük dedim yani resmen. Ama ona rağmen... Aa gene çıktı adam. Helal olsun. Ama ona rağmen tank hayatta kaldı. Sıkıntı yok. Şöyle bir kepimizi aldım. Kaç dakika sürdü? 2 dakika sonra şey bitiyor. Oturum bitiyor. Bu herhalde yaklaşık 25 dakika falan sürdü. Benim tahminim. Şöyle gel. Uçak mı geldi yoksa? Aa uçak gelmiş. Ne gelmiş? Kesin P8 filandır ha. Bak geliyor bomba. Geliyor. Bak şurada. Tara tara. Uçak sart. Vurursun sen bunu. Adam atom bombası attı kaç. 12 binlik attı. Cidden beklemiyordum bunu. Beklemiyordum. Şöyle artık zaten o uçak çıkmaz. Aslında bu solda bir tane de uçak koysak iyi olurmuş. Şöyle gel bakalım dostum.
Adam var ya, sonuna kadar direniyor ama güzel kill aldı bak. Orada oturup izledim sadece. Ayı alsın bari bizimkiler. Aşırı bir zevkli maç oldu. Şöyle, hem rakipte bayağı iyi oynayanlar vardı, bizim takımda bayağı bir direndi. Yani bu maçtan bayağı bir zevk aldık. Bir de P47'den kaçmıyor. Ama şu adama helal olsun. Aha, geliyor mu yoksa? Şöyle gel. Maç bitti zaten. Hemen bir getireye bakalım. Ne kadar bir getirimiz oldu? Kepi alamadık gerçi ama. İki kere öldük. Biri zaten bombayla. Diğeri de zaten gördük onu da. 8 kill var. Şimdi premium araç, premium getiriyle birlikte bayağı bir getirdi. 113k bir para geldi. Neyse gençler, kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.